Herkese merhabalar. Avrupa Bireysel Birinciliğinde 7. tur bitti ve Türk oyuncular neler yapıyor bakalım. Rauf Mamedov 6 puanla birinciliği paylaşıyor. E, Mustafa Yılmaz 5,5 puanla 8. sırada. E, Nicat Memedov 9. sırada. O da 5,5 puanla. E, Vahap Şanal 5 puanla 17. sırada. E, bunun dışında e, yine Nicat Abbasov 4,5 puanda Emre Can 4.5 puanda. Üst sıralarda oyuncularımız bu şekilde ve bugün Rauf Mamedov'un siyahlarla oynadığı çok ilginç bir oyuna bakacağız. 6. turda yanılmıyorsam. D4'e beyazlar e, Maxim Lagard 2631 Elo'ya sahip. Rauf Mamedov da siyahlarla oynuyor. Onun da 2654 Elo'su var. D4'e at F6, C4, G6, at C3, fil G7, E4, D6 Gençlik yıllarından itibaren Rauf Mamedov şahit savunmasını severek ve başarıyla oynamıştır. At F3, Rok, File 2, E5, Rok sonrasında yıllarca burada benim bildiğim hamleler At C6, At B D7 ve bazen de E alır D4. Ama bu H6 hamlesini görünce çok şaşırdım ve ilginçtir ki bilgisayarın Stockfish'in önerdiği hamlelerden birisi ve çok saçma gözüküyor bu hamle. Biraz bekleme hamlesi gibi birazdan şu fikirle oynanıyor zannedersem. Beyazlar file 3 oynarsa ki file çıkması beklenir. At g4 yaptığında beyazların fil g5 hamlesi yok. Bu g5 karesini tutmuş oldu. Ve beyazlara diyor ki ne yapacaksın? Eğer d5 yaparsan ki siyahların beklediği hamle bu. O zaman at b de oynayıp atını c5'e oturtacak. E4'e baskı yapacak. A5'te atın b4'ten kovalanmasını sağlayacak. Eğer merak ederseniz şimdiden B4 oynarsa ne olur diye bu hata olur. Çünkü A5 yaptığında B5 sürerse bu C5 karesi tamamen boşalır. A3 yaparsa da AB4 var. Arkada kale boşta gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu aşağı hamlesini ilk kez gördüm. Daha önce de oynanıyormuş. Ama çok ilginç geldi. H6'ya siyahlar D alır E5 yapmış. D alır E5. Vezir alır D8. Kale D8'den sonra şimdi at D5 geliyor. C7 piyonunu istedi. Buradaki fikir şu. Eğer siyahlar at alır D5 yaparsa C alır D5'ten sonra bu H6 piyonda hedef olacak. Ayrıca kale C1 ile C7 piyonuna da baskı var. E, az da olsa beyazların bir üstünlüğü var. Ama burada Mamedov at a6 oynuyor. Eminim ki bu da bir hazırlık hamlesi. Çünkü at a6'dan sonra at alır f 6 var. Fil f6'ya şimdi beyazlar adeta h6 sürüşünü cezalandırıyor. Ve o piyonu tahtadan dışarı çıkarıyor. Fil h6 var. Oyun sonunda beyazlar piyon öne geçti. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. At c5 piyonu istedi. Ee, ve nasıl savunacak şimdi? Eğer beyazlar at d2 oynarsa... Atla korursa fil atı koruyor. Siyahların G5 gibi bir hamlesi var. Hem filin yolunu kesti atı istiyor. Hem de şah 7 ile fili sıkıştırmak istiyor. Güzelliğe bakın. Aşaltıdan alınan piyon başa dert olacak gibi. Ee, kısa bir süre önce Tal ile Kasparov arasındaki yıldırım maç serisini anlatıyordum. Bu yoğun turnuva gündeme bittikten sonra tekrar oyunlara geçeceğim. Ama hatırlayanlar ee, oyunlardan birinde Kasparov'un Benzer şekilde piyon feda ettiğini, C7 piyonunu feda etmişti galiba. Feda ettiğini hatırlar. O da Kasparov'da at C5 gelip karşı şansı elde etmişti. Ve oyun sonunda Talin hatasından sonra kazanmıştı. O oyunu anımsattı biraz. Şimdi G'li boyuna burada beyazlar piyonu korumak için at G5 yapıyor. Tabii üzücü bir zorunluluk. Çünkü at G5'te tahtanın biraz kenarında evet rakip kampa yakın ama f baskıyı arttıracak bir alet yok. Fil G7 yapmış. Hadi değişelim. Fil alır G7 zorunlu. Şah alır G7'den sonra. Şimdi bu piyon hala dert. Bu piyonu nasıl koruyacak? Diyelim ki F3'te korudu sağlam bir şekilde. Ama F6 önce kale D2 var. B4 yap diyelim. At 6 var. B5'e at C5 kale F2'ye. Biraz önce erken söylemeye yetlendim. Şimdi F6 var. At zavallı bir şekilde tahtanın kenarına gitmeni ve dahası siyahlar bunu kırdığı zaman flaş 3, h3'ten sonra piyon yapısı ne kadar bozuldu? Burada beyazlar hala piyon önde mi? Önde ama bu fil kötü fil, çakılı piyonlarla aynı renkte. Bu at iyi bir at. Piyonla desteklenecek şekilde rakip kampa girebilir. Bu piyonlar zayıf. Sonuçta siyahların Kazandığı bir oyun sonu, kazanacağı bir oyun sonu diyebilirim abartmadan. Şimdi gelin, işte bu kadar tehlikeli oldu. alır gelinden sonra B4 yapıyor beyazlar. At A4 ileri. Neden? At C3 ile girecek burada. F4 yapmış. Saldırgan oynamaya çalışıyor. Çünkü tehdit sadece e, o değil. Aynı zamanda kale D2 de dalmak istiyor. Burada. Şimdi e, F4. F6 atı istemiş. At F3. At C3. At rakip kampa girdi. Kale A E1. E alır F4. E5. Ve beyazlar hamle bulmakta zorluk çekiyor. Çok ilginç bir durum. Siyahların sadece iki taşı mücadelede gibi kalesi ve atı ama bu iki taş rakibi felç etmekte yeterli oluyor. E5 sürmüş. Fil F5. Bilmiyorum daha iyi bir hamle var mıydı Filistek'te? e5'e, fil f5 oynuyor. Fil f5 oynayınca taşını te çıktı rahat bir şekilde diyebiliriz ve tempoyla da diyebiliriz. Çünkü at alır e2, kale alır e2, fil d ile şiş atmak istiyor. e alır f6, şah f6 ve şimdi beyazlar ataş 4 oynamış. Kale d2 dalıyor Rauf Mamedov. Fil h 5 Hamlesi yok. Doğru düzgün hamlesi yok gerçekten. Çünkü fil bir oynarsa kale A D8 rahatça kalesini oyuna sokar ve fili tehdit eder. Üçle istiyor fili. Peki ne yapacak? At alır F5 yaparsa kale alır D1 var. At H6 yaparsa kale bir 1 kale e kale D4 ve başı dertte beyazların bastırıyor da bastırıyor. İşte bu sebepten Beyazlar konumu karıştırmaya çalışıyor. Tabi bir diğer seçenek fil f3. Buna da fil d3 var. Kale ister. Kale f2, kale f2, şah f2'den sonra sürpriz bir hamle g5. Kenardaki atlar sakat atlardır ve at gitti. Şimdi beyazların ne yaptığına bakalım. Fil h5 yapmış işleri karıştırmak için. Neden? Çünkü g alır h5'i, kale alır f4 yapıyor. O da f5'teki fil isteyecek. Tabi AT2 hesaplanmalıydı. Kale alır E2, kale alır E2, kale alır F5, şah E6, kale alır H5 ve tahtaya bakıyoruz ki beyazların iki tane geçeri var. Beyazlar buna güvendi. A2 piyonunu almadan önce kale G8 geliyor ve bu atı savunmaya bağlıyor. Nasılsa kaçmıyor o piyonlar diye. A3 yapınca şimdi kale G4 geliyor. Tekrar C4 piyonlu yüklendi. C5 yapınca kale A2 yapıyor. Rauf Mamedov tekrar piyonu istiyor. Kaleleri nasıl kullandığına dikkat edin. Ve piyon gitti. a 3 yapınca kale C4, kale a 6 şah D5. Üstüne üstlük bir de siyahların şahı da aktif. Kale H5, şah E6, kale a 6 şah F7. At F3 geri dönmüş. Kale C, 2 Bu sefer de G2 piyonunun peşinde. Hemen kale A3 yapmıyor. Çünkü zaten bir de ate 5 çatal vardı. O da ayrı bir konu ama normalde de yapılacak bir hamle. AT5 şah e kale g6, kale savunmaya bağlandı. Şimdi kale alır a3 yapıyor. Beyazlar iki geçer piyonunu kullanabilir mi? Kullanmalı. Aksalde e, siyahlar vezir kanından oyunu kazanacak. h4, a5 parçalama. B alır a5, almasa siyahlar alacaktı. Kale alır c5. Atı isteyerek geldi. At f3, Kale A, A5. Siyahların iki geçerine karşı. Beyazların iki geçeri var. Şah F2, B5. G4. Kale A2, Şah. Şah G3. Kale A3 açmaz aldı. Çok önemli. Açmaz aldı ve oyun bitti diyebiliriz. Neden mi? Burada şimdi tehdit kale C, C3. E ne yapacaksın? Eğer kale G5 yaparsa. hamleye bakın. Kale alır F3. Şah F3. Kale alır G5. Aşk G5. Şah F7. Ve ve siyahların iki geçeri kazanır. Çünkü en basitten böyle gelecek siyahlar piyonları toplayacak. Bu piyonları sürecek çıkacak. İki bağlı geçer olunca beyazlar bu piyonu aldığında bu piyon vezire çıkar zaten. Birbirlerini koruyor bağlı geçerler. Gelelim oyunda ne olmuş artık burası uzatmalar. G5 yapmış. Kale F5. E gitti bitti. Yani nasıl böyle bir alet kaybediyor diyorsunuz ama hamle bulamıyor. Çaresizlikten artık bir şey yapıyor. O olmuyor, bu olmuyor deyip başka bir hamle yapınca bir başına bir şey geliyor. G5, kale F5, kale G7, şah F8, kale alır C7, kale A F3, şah G4, kale F4 burada. Evet ve nihayet burada beyazlar terk etmiş. Tüm oyuncularımıza turnuvada başarılar diyoruz. Bu arada bir anons yapalım. Evet. 2 Eylül itibariyle Perşembe akşamı saat sekizde beş dakika iki saniye arttırmalı. Lichess'de turnuva olacak. Arena turnuvası. Onun linkini e, yorumlar kısmına ekleyeceğim, diyeceğim Katılırsanız sevinirim Ne kadar çok oyuncu ol, ol, olursa o kadar iyi. Perşembe saat 8'de ve pazar sekizde e, iki değişik turnuva olacak. Perşembe günü olan Yıldırım turnuvası olacak. Pazar günü saat 8'de olansa e, Rapid Hızlı Satranç turnuvası olacak. Şimdiden katılımlar için herkese teşekkür ederim. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.